Türkiye eski güzelleri Demet Şener'le Nefise Karatay Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinin açılışında bir araya geldi. Şener güzellik sırlarını paylaştı. Yani hepimizin yaptığı aslında sağlıklı yaşam. Tabii ki dıştan sürdüğümüz şeylerin de etkisi var, cildimizi korumanın da etkisi var. Ama önemli olan bence bir kadının mutlu olması. Mutlu olan kadın hangi bedende olursa olsun. Ben her zaman onu söylüyorum. Bizler standart dışıyız. Bizler gibi kimse olmak zorunda değil. Kendi bedeniyle, kendi ruhuyla, kendini seven kadın her zaman dünyanın en güzel kadınıdır. Bir kadın vardır ki kendini öyle bir taşır. Bedeni belki 40-42'dir, belki daha fazladır. Yanından geçen incecik bir kadını bastırabilecek enerjidedir. Ben enerjilere inanıyorum. İnsanın içinin güzelliğinin dışa yansımasına inanıyorum. Demet Şener, yoga yaparak hem bedenini hem de ruhunu beslediğini anlattı. Ya ben yoga yapıyorum. O da evet, enerji çalışmasına girerse evet. Hem vücudumu hem ruhumu besliyorum. Ama onun dışında genel olarak bizler zaten çok pozitif insanlarız. Evet, hep bir araya geldiğimizde güzel şeylerden bahsediyoruz. O yüzden güzellikler de herhalde bizi buluyor diye düşünüyorum. Nefise Karatay, herkes kalbinin ekmeğini yer derken Demet Şener de ona destek verdi. Her şey böyle birbirine doğru orantılı. Bir laf var ya, kalbinin ekmeğini yer. Evet. Çok inanıyorum. Ben çok inanıyorum. Yani insanlar kalbinin ekmeğini yiyorlar. Yani içine temiz tutarsan, niyetini temiz tutarsan, evet, ve kendini doğru bozmazsan güzel şeyler sana geliyor. Hakikaten bir sınav, evrende böyle bir sınav var. Ve bunu aşabilmek için o içindeki temizliği, pürlüğü bozmaman lazım. Tabii ben mümkün değil dört dörtlük yaşamak. Tabii. Bazen evet, inişler çıkışlar oluyor insan hayatında. Ama onları nasıl karşıladığın, onlardan evet, ne gibi çıkarımlar yaptığın ve hayata ne yönde gittiğin önemli. Aa, ben kötü bir şey yaşadım deyip aynı kötülüğü başkalarına da yaparsan, aynen, ya da hırslanırsan o zaman hiçbir zaman o çukurun içinden çıkamazsın. Vay be, kendimi şey gibi burun gibi oldu. 10 yıldır iş insanı Yusuf Dayla evli olan Nefise Karatay eşini övdü. Doğru insanı bulmakla alakalı diye düşünüyorum. Muhakkak ki yaşadığınız bir sürü şeyler vardır. Evlilik hayatı da kolay bir şey değil. İnsan kendinden bile sıkılıyor, yeri geliyor. Ama artılar eksiler olarak bakacak olursak öyle değerlendirmek lazım. Hayat bir bütün. O yüzden genel anlamda mutluysanız ve karşınızdaki insanı insan olarak seviyorsunuz. Ben de Yusuf'u hayatta en sevdiğim insanlardan biridir. Biz ayrılabiliriz de yarın öbür gün. Yani anlaşamayabiliriz. O birine aşık olabilir, ben birine hiç olmadı böyle bir şey. Allah korusun. Görüyorum, örnekleri de var. Evet. Her şey gelebilir. Her şey insanlar için. Ama ben insan olarak gene başı sıkıştığında koşa koşa yanına giderim. Yine ilk destek olan insanlardan ben olurum. Çünkü benim için insan olarak çok önemli. Ben onu insan olarak çok seviyorum. Ünlü manken ihanetle ilgili sorulara da yanıt verdi. Ben diyecektim. Yok. Şartlar değişince değişebiliyor. Yani hani şartlar ne olur? Çünkü öyle bir insanım. Gerçekten öyle bir insanım. Allah korusun. Hiçbir zaman hiç bunları konuşmuyorum. Hak eden bir insanım. İhtal ediyoruz. Yok, ben bulunmayacağım. Tehlikeli benim korumda, yorumda bulunmak. O yüzden bulunmamayı tercih ediyorum. Yani herhangi bir başlıklarda o tarz şekilde yer almak istemiyorum, aynen. Her insanın farklı. Yoksa gönül ister ki neler demek. Hayır, her insanın yaşantısı farklı. Biliyorum, eminim. Çok eminim. Herkes kendine özel. İş insanı Tolga Arman'la aşk yaşayan Şener, üçüncü kez nikah masasına oturmaya sıcak baktığını da ifade etti. Evlilik çok uzun bir süreç. Çok uzun bir yol. O yüzden zorlu bir yol. Evet. Her şeyi yaşayabiliyor insanlar. O yüzden aynı pencereden bakabilmek önemli. Tekrar düşünürüm. Aynı değerleri koruyabilmek. Düşünürüm valla, işte doğru insan bazen 45 yaşında geliyor insan karşısına. Yani öyle şeylerden bahsetmeyelim. Ben de ondan bahsetmeyelim, bundan bahsetmeyelim. O yönde ilerliyoruz yani. Hayırlısı onun hani. Hadi hadi ben hadi. Habacan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ ol sohbet için. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.